Herkese merhaba. Transim Work'teyiz uzun zaman sonra. Buna bir sürü harita paketi çıktı. Yeni lokomotifler, yeni ülkelerde, yeni vagonlar, işte yeni yerlerde yolcu ve yük taşımacılığı devam ediyor. Çok DLC çıktı. Şimdi en son çıkan değil de yani en son çıkan da var. Şu an onu da geçeceğiz de. Önce bir New York'ta olan, New York'un en önemli yerinde ve Amerika'nın en yoğun istasyonu olan, demiryolu olan, çok 7/24 sürekli yoğun olan bir paket geldi. Long Island diye. Burada bir senaryo yapacağız. Ben en son bunu yaptım. Jamaika'da işte önce yolcu olarak gittim. Sonra başka bir lokomotife geçip onu ne diyelim o platformun olduğu yerlere, yani son durağa götürdüm. Şimdi tekrar ya bunu yapabiliriz mesela. Uzun iyi olur. Bir de şunu söyleyeceğim. Video açıklamasında bunun konusu var. Oradan bakabilirsiniz. Ekranda şey göreceksiniz. Bunun haritası, gerçekte olan durakları falan göreceksiniz. Bu gördüğünüz ekrandaki yollarda gidebiliyorsunuz. Bu oyunun sürümünde şu an 42 mil var ve 26 tane istasyon var. Böyle filmlerden, dizilerden gördüğünüz gibi bu yine popüler olan, yani efsane mi diyelim bunu bilmiyorum. Bu Bombardier M7 lokomotiflerini falan kullanıyorsunuz. İki farklı lokomotif var. Evet, geldik. Harita tasarımı bayağı ilerlediler. Şu an senaryo olduğu için beklemek gerekiyor diğer lokomotifi. Yani benim kullanacağım lokomotifi. Yine zaten kullanacağımız lokomotifler böyle, trenler böyle oluyor. Ya bu güzergahtaki gibi bütün binalar falan ayarlanmaya çalışılmış, yani gayet benziyor da diyebilir miyiz? Evet, yani kısmen benziyor. Ya benziyor zaten, hani gerçeğe göre buna bir varlık oluşturduğu için daha önce de bir New York paketi gelmişti. Onun daire olarak hani bu sondan geriye doğru gidiyoruz, o şekilde yapacağız. 9'a bastığımız zaten haritayı görürsünüz. Şu an en sondayız, en sağdayız haritanın. Burası son duraklardan birisi, yani son durak öyle olması lazım. X-Ville, aynen. Zaten New York ve X-Ville arasında oluyor bu rota. Tabi biz bu tarafa gideceğiz. Buna binmemiz gerekiyor şu an. Yolcu olarak teknik çok iyi oluyor. Yani böyle baya gerçek bir lokomotifte, trende gidermiş gibi oturuyorsunuz. Sesler de falan güzel geliyor ya, böyle hoşunuza gidiyor. Evet, şimdi geçelim. Hala şu sorun var yalnız. Yolcudan inmesinde binmesinde bir sıkıntı var. Yani düzgün değil hala o şeyler. Şunu açıyorsunuz. Şunu şöyle kapatıyorsunuz. Hatta şunu şöyle indirebilirsiniz de. Buradan tekrar çıkabilirsiniz ama gerek yok. Bunu biraz öğrendim. Şimdi kilitli bu tren. Treni açmak için önce Master Key 10 yapıyorsunuz. Ondan sonra işte basınç nerede şu an? Ne halinde? Basın şeyde basıncı, bu ne? Önce farları açmamız lazım. İleri yapacağız. Onu da böyle max brake yaptığımızda böyle frenlere mi vermemiz lazım, yoksa fren kalkmıyor. Bu genelde hep olur. Hep şaşırırsınız farklı lokomotiflerde. Çünkü yani acil frene bastığınızda ya da işte çok çektiğinizde freni hava bitiyor. Her yerde olduğu gibi, tırlarda da öyle mesela. Burada havayı veriyorsunuz. Sonra işte bazılarını farklı yerde oluyor. Dikkat etmek lazım yani. Şimdi yolcularımız yükleniyor. Gideceğiz. Şöyle bakalım tekrar manzaraya. Çok yoğun bir hat olunca tabii çok lokomotif oluyor. Yani 7/24 çalışan Amerika'nın en yoğun demiryolu. 124 tane istasyon varmış. 1100'den fazla yolcu vagonu varmış. Bu tabii uzunluk şey burada aslında 324 mil de. Lock left diyelim. Kapılar kapanıyor şu an. Onun kitleme şeyi de burada, onu da söyleyeyim. Şimdi 18-11'de oraya varmamız gerekiyor. Brake'ten A'ya basıp böyle Coast Min Power'la birinci viteste kalkmaya başladık ama ben bunu biraz öğrendiğim için biraz basalım. Şu önümüzde 80 mil zaten şu an rahatlıkla gidebiliriz. Önümüzde sanırım böyle bir geçit falan yok. Ya 40 mile kadar şu an gidelim. Ondan sonra 80 mile vurduracağız. Çünkü bu son durakla şeyin arasında var bayağı mesafe. Performans nasıl? Ben şimdi yeni sistemi topladığımda en çok merak ettiğim konu zaten Transim World'tu ya. Tabii ki de DDR4 RAM'in işte işlemcinin etkisini burada gördük. Bir de bunlar da biraz optimizasyon yaptılar. Öyle söyleyelim. Bu raylar mesela, demiryolu düzenlendi. Onlar zaten daha çok eski bunlar aslında da.
Ya düzelttikleri için bir şeyleri işte sürekli DLC paketi çıkıyor. Editör yani modlama kısmı da yapılıyor şu an geliştiriliyor. Onu da tanıtmışlardı. Sarıydı yeşil oldu ışık. Şimdi 2,6 mil var bizim duracağımız yere. Bir sonraki durak yani 18-11'de orada olmamız gerekiyor. Şimdi 80 mille gidebiliriz. Biraz hızlandıralım. Son gaz gidiyorum şu an. Yalnız durmazsam işim biter. Şu an minimum bir frenlemedeyim. Yavaş yavaş böyle düşmeye başladı ama bundan sonra artık tamam. Max brake değil hani bir şey yapalım. Bir frenlemeyi açtım şu an çünkü ışık var şu an bitiyor geçiyoruz onu geçitten. Tam o sırada herhalde 4'e çektim şu an daha yavaş insin. Frenlemeyi. Yeşil olduğumuz yerde tabi durarsak çok daha verimli oluyor. Puanımız ona göre oluyor. Şu an zaten yanaştık. Tam orada duracağız herhalde ya. Azıcık tabi tam ilerisine gittiğimizde sıkıntı yok. Tabii 18-12'de geldik yani bunlar olur. Çok gidip gelmeniz lazım ya bunu tutturmak için bir DLC'de. O kadar yapmıyoruz ki. İyi bari yeşilde durdum daha çok puan alacağım. Hemen sağ kapıları açıyoruz. Hava durumumuz iyi, sıkıntı yok. Basınçta sıkıntı yok. Treni dolaşayım mı hemen? Ya böyle geçiyorsunuz, dolaşıyorsunuz, oturabiliyorsunuz zaten. Sıkıntı yok yani. Ya böyle bak deneyin. Herhangi bir lokomotifte çok güzel oluyor. Çok güzel paketler çıktı ya gerçekten. Bu bir de bu firma 1834 yılında mı ne kurulmuş ya? Bu şirket. Bunun bağlı olduğu başka bir şirket de var. Hatta merkez zaten bu adanın yakınlarında falan. Bu bölgenin. Hemen kilitliyoruz. Şu an 9'la kaldırıyorum. Böyle bir 80'e vurdurmayacağım da yani bir 40'a 45'e geleyim böyle. Zaten yakında durak. Bazı altlarda var böyle hani daha
uzun mesafeli filan. Zaten öğrenmek için öyle yapmak lazım aslında ya. Emergency yapacaktım ya, max break falan yaptık. Onu yapmayacaktık. Dururdu. İşte bunu gide gele alışacağız. Yani Train Sim World almalı mıyız? Tamamlandı zaten. Tam sürüm oldu konsol. Tek bir sürüm oldu vesaire. Almalı mıyız dersiniz. Yani uğraşmanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor ama keyif de veriyor. Ama bu bir şey değil sonuçta, diğer oyunlar gibi işte o var. Hani buna bir sınırlar var, bir kurallar var, ona göre oynamanız gerekiyor. Bir şeyler işte oynadıkça öğreniliyor. İç oyun kalmadıysa vesaire, bir şey merak ediyorsanız, artık denemek istiyorsanız alın tabii. Almayın diyemem. Çünkü hak ediyor. Ama sisteminiz de biraz işte iyi olması lazım ki yani daha rahat oynayasınız. Ve ben SSD çalışıyorum bunu. Eski sistemde de SSD çalıştırdığımda çok daha iyi bir performans alıyordum. Hyde Park istasyonuna da geldik. Şu an 45 mile, kırmızıdayım, turuncuya, böyle sarıya doğru gidiyorum. Ya, hızım düşe düşe. Burada hızımızı 60 mille yapmamızda 2 mil sonra 60 mile düşmemiz gerekecek hızımızı. Güzel yanaştık ya. Tamam, burada durmamızın sakın şey yok zaten ama biraz ilerledik şu an, geçidi kapattık. Geçidin zaten kapanması lazım.
Nasıl bir şey o? Aynen. Geçit kapalı zaten ya. Şu an buraya gidiyoruz. Oraya yaklaşırken zaten hızımızı düşünmemiz gerekecek. 35 mile. Şu an ışıkların olduğu yere, ya burada durmuyoruz. Birkaç tane böyle durak geçtim. Zaten farklı bir raydayız. Durakta yanaşabileceğimiz bir rayda değiliz. Şu an solda yine farklı lokomotifleri görüyorsunuz. Park etmişler. Sesler takılabiliyor arada. Hala. Şuraya çıkmak isterdim ya. Diğer tarafa gidiliyor işte. Çok güzel yanaşıyoruz şu an, gidiyoruz. Böyle hızımızı 15 mile düşürdük girerken. Çünkü burası Jamaika ve büyük bir istasyon var burada. Buradan da kalkıyorsunuz arada bazı senaryolar öyle. Tabii siz servis kısmından da istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. O size kalmış. Şu taraftan geliyor bak o lokomotif. Aşağıdan da bir tane geliyor karşıdan. Şu sağ taraf görürsünüz zaten haritada. Şu kısımdan geliyor. İki tane birden. FPS 30 FPS oldu şu an. Şu an yüksek ayarlarda oynuyorum da hani ışıklar akşam vakti böyle can çekişiyor. Ya çünkü diğer lokomotif de bizim kadar ayrıntılı yani, ona binip kullanabiliriz yani, o derece çılgın bir oyun bu yani. Şimdi New York Penn istasyonuna gidiyoruz. Yani bir şey yaptık zaten, başlangıç yeri öyle. New York Penn işte, oradan da Xville arası. Şurada görüyorsunuz. 10 mil sonra duracakmış. Çok güzel, çok güzel. Hop top hop, çok hızlanmayalım. 15 mil şeyi var, sınırı var. 80 mille birazdan 800 yardtan sonra 80 mile çıkartacağız. Basacağız orada.
Arkamdan da başka bir lokomotif geliyor şu an. %100 böyle mi gideceğiz? Aa yok tamam. Dalıyor. Tamam 35'e çıkartacağım şimdi. Dedim ki hani 15 mille çekilmez o yol. Servis moduna tabii de hava durumu seçersiniz. Karda oynarsınız, yağmurda oynarsınız. O size kalmış. Bunu yine yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ben şu an hani senaryo yaptığım için orada işte seviyem yükselsin biraz. Çok önemli değil ama. Olsun. Şu an biraz merkezi bir yerdeyiz artık. Yani gerçi orada da merkez ama. Şimdi ben bununla yarışırdım ama neyse beyler, karıştırmayalım o durumu. Biz tren kullanıyoruz, hani insanların canını riske atmaya gerek yok öyle bir şeyde. Ama geçeceğiz gibi ya, yavaş gidiyor. Aşağı iniyoruz şimdi. O evet, ikimiz de aşağı iniyoruz. Tren yarışı diye bir video falan çeksek herhalde daha çok izlenir, değil mi? Başlığını öyle yapalım. Tren yarışı. Ama sadece bu kısımda böyle treni geçmeye çalışıyoruz. Başka geri kalan sıkıcı geçiyor. Alakasız yani başlıkla. Tekrar 60 mile 15 mile mi düşüreceğiz acaba abi yine? Ya şurada. Tamam, uyarıyı verdi bize şu an. Ama şu an yine 45'e gidebiliyoruz. Şimdi bu kırmızı olan yerde bayağı düşürmemiz gerekecek. Işıkların olduğu yerden sonra. O da hala geliyor ya, bayağı erkenden aldı ya. Aa. Görev bitti ya. Yani bir senaryo yapacaktık. Yani orada ne karıştırdık biz, gene bir şeyler oldu ya. Neyse, burada bunu kapatalım biz. Mevzuyu gördünüz. Yani ben sinirlendim şu an ya. Ne güzel gidiyordum ya. O tren yüzünden işte bak, hep trollük. Yani hep bu trollcüler yüzünden hep böyle hani tren yarışı yok, clickbait'tir, şeydi, zart zurttu, dikkatimi dağıttılar. Bu bir komplo. Burada kapatıyoruz. Video açıklamasından bu Steam sayfasına gidebilirsiniz bu DLC'nin ve yine çıkış haberini falan yazmış, o zaman bilgilerine bakabilirsiniz. Güzel bir paket. Çok pahalı. Sonradan çıkan da tabii dahil değil satın aldığınızda, ama satın aldığınızda kullanabileceğiz o haltlar, güzergahlar, lokomotifler, işte vagonlar gayet yeterli yani, tatmin eder. Çünkü çok oynamanız gerekiyor. Yani çok hemen başka paketi alalım oynayalım tarzı yok bu Train Simulator. Tabii var hani, ama bir kere oynarsınız ya, ondan sonra oynamadıktan sonra o attı iyice oynamadıktan sonra, öğrenmedikten sonra ne anlamı var, değil mi? O yüzden yani aldığınızda onları oynamaya çalışın, ondan sonra diğerlerine geçin. DLC hak edin yani, biraz hani parayı verebilirsiniz ama biraz hani öğrenin bir şeyler, ondan sonra alın. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.